Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz doktorum. Hoş bulduk. Kolay gelsin Yaşar abi. Sağ olsun Kenan. Ya demin içeri biri girdi ya, hani selamlaştın. Tanıyor musun? Evet evet, doktor hanım yeni başladı burada. Hayırdır, niye sordun? Hiç, tanışıyoruz da merak ettim. Neyse abi, görüşürüz. Beni emretmişsiniz Cemal Bey. Otur Sedo. Okan meselesini halletmişse? Hallettim, hallettim Cemal Bey. O iş tamam. Çanta senin. Sana söz verdiğim gibi paran orada. Aslında çok sağlam adamsın. Seninle çalışmayı çok isterim de işte. Kenan her yerde seni arıyor. Fabrikayı senin yaktığını öğrenmiş. Biliyorum, biliyorum. Bu Kenan'ın arkadaşı yani. İpek Hanım'ın yeri ya, ondan kızıyorum bana. Ama benim artık Kenan'la bağlantım yok yani. Sizinle çalışmamızda bir problem yok. Diyorsun. Evet. Yani yakalanırsam konuşmam diyorsun, öyle mi? Evet. İşte ben işi şansa bırakamam. O yüzden sen çantanı al, Güneşli Bahçeyi terk et. Nasıl isterseniz Cemal Bey. İyi günler. İyi günler. Dahiliye doktorunuzdan randevu almak istiyordum. Tabii. Bir kimlik alabilir miyim? Şikayetiniz neydi? Üşüttüm galiba. Yalnız Deren Hanım'dan istiyorum. Yeni başlamış sanırım. Bir arkadaşım tavsiye etti. Tamam. Ben kendisine haber vereyim. Deren'in bir hastamız vardı. Peki, yönlendiriyorum. Deren Hanım sizi bekliyor. Koridordan devam edin. Soldan ilk kapı. Teşekkürler. Kenan, ne işin var senin burada? Bak, eğer aynı konuları konuşacaksan hiç müsait değilim. Hastam gelecek birazdan. Tamam mı? Ben hastanım Deren. Yani hastayım. Yani beklediğin hasta benim. Neyse, zor oldu ama anladın sen. Bu ne ya şimdi? Buna inanmamı mı bekliyorsun sen? Beni görebilmek için bahane uyduruyorsun değil mi? Ya ne alakası var? Vallahi de billahi de hastayım. Perişanım Deren. Sabah yataktan zor kalktım. Bir muayene etsen kendin de anlayacaksın. Peki. Anlaşıldı, senden kurtuluş yok. Geç şöyle. Otur. Neyin var? Vallahi üşüttüm galiba. Üzerimde bir kırgınlık var. Kırıklık olmasın mı? Yok. Kırgınlık. Affedilememenin verdiği kırgınlık. Kenan. Tamam, tamam. Sustum. Bastır. Önlük yakışmış. ...36.8. Ateşin yok. Allah Allah. Ben yanıyorum ama. Ağzını açar mısın? Aç. Boğazın da iyi durumda. Ya ben niye öyle hissetmiyorum? Ya kötüyüm diyorum. Bana niye inanmıyorsun? Al bak. Kalbimi dinle. Bak nasıl atıyor. Kenan, gerek yok. Ya dinle dedim Deren. İyi peki, tamam, dinliyorum. Sevdiğinden ayrılmış, üzgün bir kalbin sesini dinliyorsun.
Tamam yeter bu kadar. Gayet iyisin. Hiçbir şeyin yok. Çıkabilirsin tamam. Nasıl ya bu kadar mı? Ya bir vitamin falan da mı yazmayacaksın? Gayet iyisin diyorum. Hasta değilsin ki. Gerek yok. Çıkabilirsin. Ya ilaç niyetini bir gülümseseydin bari. Kenan çıkar mısın? Tamam gelsin. Girin. Yine mi sen? Evet ben. Sen beni affedene kadar bütün randevularını alacağım bugün. Affetmesen ne olacak? Yarın var. Yarın gelirim. Sen beni mecbur bırakacaksın yani. Kendini zorla affettireceksin. Ya sen de beni iyice bitiriyorsun ama. Ya tamam hata yaptım. Kaba davrandım. Ama efendi gibi özür de diledim değil mi? Ya ben hayatımda ilk defa birine çiçek aldım. Ha, o da yetmezmiş gibi elimle taşıdım o çiçeği. Daha ne yapayım? Sen ne kadar pek bir şey yapmışsın böyle. Benim için hatırı sayılır bir durum tabii. Tamam Kenan. Çalışmam gerekiyor. İzin verir misin lütfen? Okumam gereken raporlar var. O zaman barıştık sanırım. Dur, dur. O dudağının kenarında bir gülücük gördüm sanki. Barıştık. Ama bir daha böyle bir şey yaparsan yüzüne bile bakmam. O zaman iyiyiz değil mi? İyiyiz. Çıkıyorum. Tamam hadi çık. Bak arayacağım ama. Ya tamam ararsın hadi çık.